Kargo dolandırıcıları yine iş başındaydı. Bu sefer internetten satışa çıkarılan 35.000 liralık bir akıllı telefon için İzmir'de başlayıp İstanbul'da noktalanan bir plan yaptılar. Adeta imkansızı başardılar. Ablam telefonunu satmak istedi. Tabii ablam İzmir'de olduğu için İstanbul'da ancak kardeşime gönderebilirim. Adam da uy tabii ki diyor. Benden önce bu kargo şubesine giderek bu telefonu oradan aldılar. Sahte kimlikle kargo şubesine gitti. Sahibinden önce kargoyu teslim aldı. Tabii ki ablam iyi niyetli olduğu için bunu düşünemiyor. 35.000 liralık akıllı telefonu çaldı, kayıplara karıştı. Bakın o dolandırıcı kendini müşteri gibi tanıtıp nasıl bir tuzak kurdu? Burada tamamen organize, gördüğünüz gibi bir dolandırıcılık söz konusu. Saygın Bey'in İzmir'de yaşayan ablası bilindik bir internet sitesine ilan verdi. Akıllı telefonunu satışa çıkardı. Dolandırıcı da bir müşteri gibi onunla iletişime geçti. Ben de bunu eşime almak istiyorum diye, hatta böyle bir güven de temin etme yoluyla. Bakın kendini Saygın Bey'miş gibi tanıtan, kargo şubesine giden o dolandırıcı güvenlik kamerasında. Yazışmalarda ablamdan benim adresimi istiyorlar, işte kargoyu siz verdiğinizde muhakkak haber verin. Adımı tabii ki öğreniyorlar, telefon numaramı da veriyor. Tavırları gayet rahat. Kargo çalışanı kimliğini istiyor, o da çıkarıp bir kimlik veriyor. Sahte kimlik. Benim adıma sahte kimlik düzenleniyor. Sonra kargo çalışanı size bir şifre gönderdik diyor. Zaman kazanmaya başlıyor. Telefonuyla birilerini arıyor. Sabah bir telefon aldım ben, falanca kargodan arıyoruz. Bir kod gelecek size, onu paylaşır mısınız diye. O kadar organizelerdi ki dolandırıcı şifreyi söyleyebilmek için bir kadına Saygın Bey'i arattı. Ben de boşluğuma geldi ve bunu söylemiş bulundum. Onunla birlikte de bu telefonda bu dolandırıcıların eline geçmiş oldu. Saygın Bey şikayetçi. O dolandırıcının bir an önce yakalanmasını istiyor. Fatih Balat'taki karakola başvurduk. Umarım yakın zamanda bu kişilere ulaşır.